Ergün Diler. Koşu. Dün de yazmaya gayret ettiğim gibi sınırlarımızın hemen dışında olmayan yok. Adeta küresel mücadele alanı belirlenmiş olan bölgede herkes kendi çıkarı için elinden geleni yapmakta. Haliyle bundan en çok etkilenen de Türkiye. Bölge çok uzun zamandır istihbarat savaşlarının ana üssü durumunda olan biten çok şey gazetelere, televizyonlara yansımıyor. Belli merkezlerde hazırlanan sipariş haberlerle kitleler yönlendiriliyor. Bu da işin doğasına uygun. Açalım. Amerika büyük bir küresel güç olarak iki kez Körfeze çıkarma yaptı mı? Yaptı. Temel amacı neydi peki? Evet, Kürtlere ayrı bir devlet kurarak yeni bir partner meydana getirmek ve bu oluşum üzerinden Avrupa'nın ve birlikte çalıştığı güçlerin Orta Doğu'da rol almasını frenlemekti. Mümkünse engellemek. Amerika petrole ihtiyacı olduğu için değil, kimin nasıl ve ne kadar kullanacağına karar vermek için buradaydı. Rakipleri için, yani Avrupa ve Çin için. Körfez harekatlarında ordusunu sahaya süren Amerika, sonra destek verdiği peşmerge ile yürüdü. Arap Baharı ile başlayan rüzgarlar sert esince, bunlar Suriye'ye kadar, hatta bizde Gezi Parkı'na kadar ulaşınca dengeler değişti. 2013'ün ortalarından sonra IŞİD ortaya çıktı. Büyük araçlar, konvoylar, son model silahlar, iletişim imkanları bir anda herkese, neler oluyor ya dedirtti. Hızla büyüyen bu yapı 2014'te Musul'u ele geçirdi. Irak'ın ikinci büyük şehri IŞİD'in elindeydi. Kurgu da hazırdı. İstihbarat servisleri devredeydi. Örgütün lideri kimsenin bilmediği, tanımadığı, görmediği, yaşayıp yaşamadığı bile bilinmeyen Ebu Bekir el-Bağdadi'ydi. İbrahim Havad İbrahim el Bedri yani Ebu Bekir el Bağdadi'nin 1971 yılında Irak'ın Samarra kentinde doğduğu ileri sürülmekteydi. Siyah kıyafetli bir fotoğrafı vardı. Tek bir fotoyla muazzam bir algı meydana getirilmişti. Herkes onu konuşuyor ancak gören bilen yoktu. Amerika gibi gökyüzünde binlerce uydusu olan bir dev aradığı halde onu bulamıyordu. Musul'u alan örgüt 2015'te hem Suriye'de hem de Irak'ta koca bir toprak parçasına sahip oldu. Bu 2016, 2017, 2018'de de devam etti. Ancak 2014 önemliydi. 13 Eylül 2014'te DEAŞ yani IŞİD, Aynel Araba, yani Kobani'ye saldırdı. 350 köyü ele geçirdi. Türkiye'ye bir göç dalgası başladı. Olay dünyanın bir numaralı meselesi oldu. Amerika, DAEŞ'ın Kürtlere saldırıp yok etmesine izin vermek niyetinde değildi. Amerika havadan, bir de sınırı geçmesine izin verdiğimiz Peşmerge karadan bölgeyi vurdu. DAEŞ kaçtı, alanı terk etti, Peşmerge ile yürüyen YPG de o dönem dünya sahnesindeki yerini almış oldu. Aradan 5 yıl geçti. Çok şey yaşandığı bitti. Artık örgütün ömrü tamamlanmıştı. Ancak kim kurmuştu? Kim binlerce eli silahlı adamı buralara yollamıştı? Amaç neydi? Nasıl sona erdi gibi pek çok soru cevapsız kaldı. 26 Ekim 2019'da Başkan Trump çıkıyor ve önemli gelişmeyi açıklıyordu. Aldığımız istihbaratı değerlendiren güçlerimiz DAEŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye operasyon düzenledi. O da kendisini patlatarak can verdi. Başkan Trump 15 dakika içinde DNA testi yapılıp ölen kişinin Bağdadi olduğunu anladıklarını açıklıyordu. Türkiye sınırına yakın olan İdlib'in Brisha köyüne operasyon yapılıyordu. İstihbarat Kürtlerden, destek de Ruslardan gelmekteydi. Doğal olarak örgütün lideri kimse görmese de ortadan kalkıyor ve dağılma yaşanıyordu. Çöküş yakındı. Tüm dünya neredeyse olaylara böyle bakıyordu. Kimse aranan sorulara cevap bulamıyordu. Ortaya çıkan en büyük gerçek Amerika'nın Suriye ve Irak'taki Kürtleri korumaktan vazgeçmeyeceğiydi. Zaten sakladıkları da yoktu. Ancak saklanan, gizlenen başka bir şey vardı. Ve bu bölgede yaşanılanlarla çok ilgiliydi. Acaba örgütün dağılmasının arkasında başka bir gerçek mi vardı? Bağdadi'nin ölümünden birkaç gün sonra çok önemli bir olay yaşanıyor ve İstanbul Karaköy'de bir cinayet işleniyordu. İngiliz istihbarat subayı James Gustav Edward Lemezurier'in cesedi oturduğu evin önünde Kılıç Ali Paşa hamamı görevlisi tarafından bulunuyordu. Yüksek güvenlikli bir evde İsveçli eşiyle yaşayan Lemezurier evinin balkonundan atılıyordu. Polis kapıya dayandığında evdeki İsveç vatandaşı eşi Emma Helvi Christina Wimberg cinayetten habersizdi. Kocasının atıldığından haberi yoktu. Benim de gidip gördüğüm ev şifreli ve çok korunaklıydı. Dışarıdan birinin girme ihtimali neredeyse imkansıza yakındı. Ama eve giriliyor ve İngiliz subay öldürülüyordu. Emekli olduğu söylenen Le çok stresli olduğunu açıklayan da, eşi oluyordu. Polisteki ifadesinde. Uzun bir süre geçiyor ve eşi evdeki eşyaları almaya geliyordu. Evin içinden fotoğraflar o gün sızıyordu. Alınması gerekenler alınmış olsa da evin görünümü sakin bir hayat yaşayan çifte ait izlerimi uyandırmıyordu. Kimse o cinayetin nasıl işlendiğini öğrenemedi. Ancak o cinayetten sonra DAEŞ tamamen bitti. Eylemleri sıfırlandı. Ortalarda görünen kimse kalmadı fakat YPG PKK devam ediyordu. Türkiye kararlılığını gösterip sınır ötesi harekat için kolları sıvayınca Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Akar ayrıca Rus Savunma Bakanı Sergey Shoigu'yla da görüştü. Amerika Büyükelçisi Flake'in ziyareti haliyle operasyon öncesine denk geldiği için fazlasıyla ilgi çekti. Bu da doğaldı. Asıl ilginç olan başka bir şey daha vardı. James Gustav Edward Lemmezuir İstanbul'da öldürülüyor. Aradan 3 yıl geçiyor ve Amerika Büyükelçisi Jeff Flake, 558 yıllık kapalı çarşının çatısına çıkıp koşuyor ve James Bond fotoğrafları veriyordu. Gariptir bunu da İbrahim Avad İbrahim El Bedri yani Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü tarih olan 26 Ekim'de yapıyordu. Yani YPG konusu asla ve kat'a Suriye'nin meselesi değildi. Şam'ın boyunu aşan bir konuydu. Esat'la görüşülse de çözüm kolay değildi. Aşağıda Amerika ile Rusya gibi iki gücün olduğu netti. Bizim onlara olduğu kadar onların da bize ihtiyacı vardı. Bütün dengelerin yerinden oynadığı bu dönemde Washington-Moskova hattında Türkiye elini çok daha güçlendirebilirdi. Yumuşak gücüyle bile çok mesafe alabilirdi. Her kapıyı açacak anahtarlardan biri de Türkiye'nin elindeydi. Avrupa istemese de. Ergün Takvim. Engin Ardıç. Alay konusu oldular. Çatlıyorlar, kıvranıyorlar. Altılı masadan bir şeyler çıksa da yazsak. Hıh. Masa sürekli yan çiziyor, havanda su dövüyor. 28 Kasım'da anayasa tekliflerini açıklayacaklarmış. Daha önce gene bir takım toplantılar, ön hazırlıklar falan. 28'ini beklemeye gerek yok, biz 23'ünü de açıklayalım. Bunların anayasasında parlamenter sisteme dönüş olacakmış. Yapmaya hiç duymamıştık. Bir başbakan da olacak. Cumhurbaşkanı sembolik olacak ve görev süresi 7 yılla sınırlandırılacak. Bir kere cumhurbaşkanlığı yapan bir daha politikaya dönemeyecek. Aktif siyasette görev alamayacak adamın hayatını söndürecekler. Başbakanlık görevi mecliste en çok koltuğa sahip partinin başkanına verilecek, kuramazsa sırayla diğer partilere. Dön baba dönelim turlarına yol açılıyor. Sistemin kilitlenmesi mümkün kılınıyor. Gen soru geri gelecek. Cumhurbaşkanının veto yetkisine son verilecek. Öyle ya makam sembolik. Yerel yönetimlere kayyum ataması kalkıyor. Yani PKK ile iltisaklı hiçbir belediye başkanına dokunulamayacak. YÖK kalkıyor ama kalkmıyor. Üniversiteler arası bir kurum geliyor. Demokratik olacakmış. Peki bunun neresi güçlendirilmiş sistemdir? Öyle bir şey yok ama yerseniz öyledir. Bu bir restorasyon anayasası. Yeni bir şey söylemiyor. Eskiye dönmeye çalışıyor. Ama hangi eski? 20'li ve 30'lu yıllara değil. Bu anayasanın kabul edilebilmesi için önce muhalefetin seçimi kazanması gerekiyor. O da yetmez 360'ı geçmesi şart. Halk oyuyla kabul edilmesinin de hiçbir garantisi yok. Bu taslakla seçim kazanılmaz. Kimse ekonomik sorunlar dağ gibi karşısında dururken sırf bu taslağa oy vermez. Ama muhalefetin söyleyecek başka sözü yok ki. Artık ciddiye alınmaz oldular. Ortada aday bile yok. Seçimin de rengi belli oldu ufaktan ufaktan. Engin Ardıç sabah